beyler, etkinlik canavarı yine bu hafta bomba gibi bir keşif yaptı sizin için. Şu anda görmüş olduğunuz Avustralyalı timsahın boyu yaklaşık 6 metre ve ağırlığı 600 kilogram civarında. Bunu nerede göreceğiz, nereleri gezeceğiz ve içeride bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Dilerseniz varyumu hep birlikte keşfedelim. Ne na na na. Ne na na na. Oh na ne na na na. Ne na na na. Na na na. When I push the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going na 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 na. İçeriye adımınızı atar atmaz bu muhteşem ambiyans sizi bir anda içine alıyor. Çok cezbedici, farklı ve fantastik bir ortam. Biz de girer girmez çok etkilendik. İçeride neler olacak daha kim bilir. Na na na. Na na na. Na. Burada tatlı su balıklarını görüyorsunuz, nehir balıkları. Asya arovalısı benim favori balıklarımdan bir tanesi. Ağız yapısına bakın, ağzı böyle üst kısımda suyu dolduruyor sevgili seyirciler. Kafayı çıkarıyor sudan. Mesela üstte ağacın yaprağında kuş var, tamam mı? Kuşa böyle suyu bir püskürtüyor, fışık diye böyle yapıyor. Kuş patates oluyor o anda, çat dengesini kaybediyor, nehire düşüyor. Nehire düşen bu zavallı kuşu, Asya arovalısı, o açılan, yani üç katı açılıyor, böyle bir ağzı var onun. O kocaman ağzıyla o zavallı kuşu hunharca yiyor sevgili seyirciler. Arkamızda muhteşem bir çiftimiz var. Şu an aşk, sevgi, mutluluk ve huzurla birbirlerini yan yana durmuş. Az önce sarılıyorlardı, siz onu kaçırdınız. Şu an açtı sevgiyle dinleniyorlar. Sümbül ara papağanı dünyanın uçabilen en büyük papağan türü. 50 yıl yaşayabiliyor bu papağanlar ve bir o kadar da büyükler. Zaten baktığınız zaman pençeleriyle o koca odun parçasını şöyle kavruyor. Dalgaları, kafa yapısı kocaman. Bir de sesini duysanız böyle "Aaah!" diye böyle bayağı yüksek bir "Aaah!" sesi var. Yani ben şu an yapamadım ama onlar iyi yapıyor. Benim işim değil. Şaka gibi ya, bu hayvandaki akıl var ya. Ben aklımdan şüphe ettim ya. Yine tatlı su balıklarından ciklet ve dev guramileri de burada görmek mümkün. Çok değişik hayvanlar ya. Sanki başka bir dünya, başka bir alemden. Tasarımları, dizaynları, görüntüleri uzaylı gibi yani hani. Burada neler var neler? Yılanlar var, akrepler var, zehirli kurbağalar var, iguanalar var, kertenkeleler var, köpek balıkları var, tarantulalar var. Aman Allah'ım neredeyim ben? Aman Allah'ım neredeyim ben? Sevgili seyirciler, bugün sizler için penguenleri beslemek üzere bu penguenlerin özel alanına girmiş bulunmaktayım. Sevgili veterinerimiz ve su ürünleri mühendislerimizle birlikte teşekkürler, bizi de kırmadılar, aldılar. Ama şu an tabii beni yabancı buldukları için ve konuştuğum için burada biraz böyle çekingen ve ürkek davranıyorlar. Şimdi birazdan ben beslemeye başlayınca onlar gelecekler. O ara ben biraz konuşmayacağım. Bunlar da Afrika ve Peru civarlarında yaşayan, sıcak iklimde yaşayan humble penguenleri. Yani diğer kutup penguenleri gibi değil. Bunlar biraz daha sıcak iklimde yaşıyorlar.
sıcaklıklarından da fark etmişsinizdir. Suda 50 km hıza ulaşabiliyorlar. Gayet hızlı, seri ve aktifler. Şimdi yavaş yavaş beslenmeye başlıyoruz. Ver, bana da ver, bana da ver. Al bakalım. Denver, al bakalım, aldı ve kaptı. Bravo. Denver, hoppa, Denver adamım ya. Sevgili seyirciler ve yine nehir balıklarından milyarlarca yıldır yaşadığı tahmin edilen, bilinen en eski türlerden bir tanesi timsah balığı. Tatlı suda yaşıyor timsah balığı ve timsah ismini de bu burun kısmından, yani yüz yapısı timsaha benziyor. Oradan alıyor. Un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirar. Paçular var. Paçular da piranaların amcasının çocukları, yani yakın akrabalar, amca dayı çocukları piranalarla. Bunlar da pirana türünden ama bunlar diğerleri gibi hırçın ve agresif değiller. Bunlar biraz daha minnoşlar. Daha böyle otlarla falan besleniyorlar. Böyle salyangoz, malyangoz arada bir iki, böyle hani özel günlerde. Yani diğer piranalar gibi böyle yırtıcı değil, kocaman dişleri yok. Şimdi size bir hayvandan bahsedeceğim. Bu hayvanın ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz bakalım? Bir yemek fırsatı yakalayabilmek için 12 aya kadar aç kalabilir. Ustura keskinliğinde jilet gibi sayıları oldukça fazla olan dişleri vardır. İnsanların kalp atışları dakikada 60-80 arası iken bu canlının kalp atışları dakikada 2. Yaklaşık 6 tane market arabası düşünün. Onları böyle arka arkaya koyun. 6 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane market arabası uzunluğunda. Türkiye'de bugüne kadar görüp görebileceğiniz en büyüğü. Sevgili seyirciler, şimdi susamurları ile beraberiz. Susamurları çok akıllı canlılar. Şimdi bize beslenirken şov yapacaklar. Eğer hazırsanız susamurlarının beslenmesine şahit olacağız. Şimdi hepsi yerlerini aldı. Önce Zila'yı besleyecek arkadaşımız. Zila bize şov yapacak. Zila, okey. Şaka gibi ya. Bu hayvandaki akıl var ya. Ben aklımdan şüphe ettim ya. Ne oldu? Şimdi Bitoy bize şov yapacak. Bitoy. Ve sırada Pinky var. Pinky gördüğünüz gibi gösterisine başladı. 100 metre maraton koşusu başladı sevgili seyirciler. Hop geldi ve ödülünü kaptı. İşte bir havuç. Buradaki sistem gayet net. Emaneti getir, ödülü götür. Şu an ne yaptığımı görseniz inanamazsınız. Bana dersiniz ki deli dersiniz. Ama deyin haklısınız. Ama deyin haklısınız. Şu an 14 tane timsahla
Aynı kafesin içindeyim. Karşımda 14 tane timsah var. Başıboş dolanıyorlar. Hepsi bana bakıyorlar şu an. Şoklar içerisindeyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah'ım çok korkunç. Onlar beni yemezler. Farelerle aranız nasıl? Fare deyince böyle bir hay Allah bu nereden çıktı geliyor değil mi insanın aklına? Ama bu fareler normal fareler gibi değil. Bunlar su fareleri. Güney Amerika'da yaşıyorlar. Acayip katı bir vejetaryandır. Kesinlikle etle alakası yoktur. Tamamen böyle bitkiler, havuçtur, karpuz, kavun, işte kabak artık Güney Amerika'nın o ikliminde ne yetişiyorsa. Türkiye'de olsa az önce saydıklarım yerlerdi ama tabii Güney Amerika'da onlar yani vardır ama çok rahat bulunmadıkları için. Dolayısıyla yaprak maprak hem suda hem karada ne buldularsa sebze, meyve onlarla besleniyorlar. Bunlar böyle uyuduğuna bakmayın. Kendi ağırlıklarının %25'i kadar yemek yiyebiliyorlar. Yani ortalama 10 kilo gelen bir su faresi bir oturuşta ya da bir günde 2,5 kilo hapur hapur götürüyor. Anadolu yakasının en büyük akvaryumunda sadece deniz canlıları yok. Burada o kadar güzel farklı bir tema yapmışlar ki yılanlar, böcekler, kertenkeleler, örümcek modelleri var. Şu an aklıma gelenler bunlar. Aklıma gelmeyen bir o kadarı daha var. Bunlar ve daha fazlasını Anadolu yakasında bulunan akvaryumda görmeniz mümkün. Buradaki balıklar okçu balığı. İsminden de anlaşıldığı gibi balıkların şekli şemali ok gibi ve suratları tepede o kadar sivri ki normal doğasında yine böyle bitkilerin üzerindeki canlılara suyun içinden böyle fışık diye su fışkırtarak o canlıları, bitkilerin üstündeki canlılara işte sinek, böcek ne varsa vuruyor hedefi 12'den. Sonra o canlı çat nehre düşüyor ve o nehre düşen canlı böcekleri de okçu balıkları yiyor. Buraya numune böcekleri koyuyorlar ve balıklar bu böcekleri hedef tahtasını vurarak suya düşürüp afiyetle yiyorlar. Cam çerçevenin içinde. O yüzden içimiz son derece rahat. Gönlümüz rahat. Burada güzel, güvenlikli bir şekilde cam çerçeveye koymuş. Anam anam bu ne? Allah'ım çok korkarım yılandan. Kor, kor. Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor. Kırmızı karınlı piranalar. Böyle ağız yapısı çok ilginç ayağına. Yani gulelek 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 diye dolaşıyor yani. Bir av var mı, bir şey olsa da bir yiysek. Sürekli öyle bir bakış, öyle bir dolaşım. Yani sürekli bir şeylerin peşindeler böyle. Dişleri falan da var, jilet gibi onlarca. Bir de dişleri arkaya doğru böyle. Bunlar etobur. Az önce gördüğünüz büyükleri otobur, bunlar da etobur. Onların etobur olduğunu düşünürsek, yani düşünmek bile istemiyorum. Bunlara tavuk mavuk veriyorsun arada böyle. Bir tavuğa atıyorsun, başta bir bakıyorlar. 15 saniye içinde böyle bir kulelek kulelek bir kalabalık, bir böyle şapur şupur sular falan filan tavuktan eser yok. Kemiklerini falan da yiyorlar tavuk. Böyle öykeliler yani. Bunlar da yine grup halinde yüzmeyi çok severler. Yalnız yüzmezler fazla. Genelde grup halinde yüzerler. Grubun içinden bazen dışlananlar oluyor. Onlar sağda solda takılıyor. Hatta daha fazla dışlanan olursa Allah muhafaza düşünmek bile istemiyorum. Çünkü son derece acımasız bir hayvanlar. Bir de bunlarda sürü psikolojisi çok önemli. Bir tanesi daldı mıydı olaya? Sonra bir çılgın bir böyle yeme tüketim çılgınlığı başlıyor. Zura diye saldırıyorlar.
Ahtapotlar öğrenebilirler, çok zekidirler ve çok iyi bir kamufle ustasıdır. Doğal hayatta böyle görmek pek mümkün değil. Burada da bunu bulmak için biraz arandık. Hatta kolay kolay hareket etmez. Şu an o da merak etti ne oluyor diye. Akıllı TV'yi görünce heyecanlandı. Harekete geçti. Kaya ile aynı renk. Yani ayırt etmek o kadar zor ki. Hele bir de sabit duruyorsa görmeniz mümkün değil. Şu an bir hareket olduğu için biraz böyle ne oluyor diye bir hareketlendi. Gımıl gımıl bakın her tarafı. Denizdeki her şeyi yerler. Bütün canlılarla beslenirler ama yengeç, karides falan onlara bayılırlar. Favori yemekleri. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long 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 long. Come on. A la 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 long. A la 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 long. Burası biraz eğlence mekanı. Burada müziğin ritmi biraz daha hızlı. Sesi biraz daha yüksek. Deniz analarıyla rengarenk bir ortamda, karanlık cıvıl cıvıl bir ortamda müzikle birlikte keyifli, eğlenceli birkaç dakika geçiriyorsunuz burada. Rengarenk cıvıl cıvıl deniz analarıyla birlikte. Size bir hayvandan bahsedeceğim. Bu hayvanın ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz bakalım? Bir yemek fırsatı yakalayabilmek için 12 aya kadar aç kalabilir. Ustura keskinliğinde jilet gibi sayıları oldukça fazla olan dişleri vardır. İnsanların kalp atışları dakikada 60-80 arasıyken bu canlının kalp atışları dakikada 2. Yaklaşık 6 tane market arabası düşünün. Onları böyle arka arkaya koyun. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane market arabası uzunluğunda. Türkiye'de bugüne kadar görüp görebileceğiniz en büyüğü. İsminin hakkını veren akvaryumun en can alıcı, en keyifli bölümündeyiz. Buraya oturuyorsunuz ve deniz canlılarını tüm büyüklüğüyle, görselliğiyle, muhteşemliğiyle dakikalarca izliyorsunuz. Burası insanı hipnoz eden bir etkiye sahip. Oturup izlemeye başlayınca bütün zamandan, her şeyden uzaklaşıp sizi ayrı bir dünyaya götürüyor. Burayı oturup izlemek, yani anlamsız, amaçsız bir şekilde oturup izlemek o kadar keyifli ki bütün düşüncelerinizden arındırıyor sizi. Dolayısıyla benim de en çok izlemekten keyif aldığım, bulunmaktan keyif aldığım noktalardan bir tanesi burası. Burada dünyada sayılı örneklerinin bulunduğu çift kapalı vatozları göreceksiniz birazdan. Ben de onlarla birlikte dalıp onları besleyeceğim. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir tecrübe yaşayacağım. Neler hissedeceğim bilmiyorum. O hislerimi, duygularımı da sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Si somos novio, o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. What can we do for? Akvaryumların olmazsa olmazı bu tüneller. Bu tünellere girince insan başka bir auraya, başka bir dünyaya giriyor. 300 derecelik bir açısıyla canlı çeşitliliğini muhteşem bir şekilde izleyebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Burada oturup saatlerce böyle tatlı tatlı hipnoz olmuş gibi denizi izleyebilirsiniz, canlıları izleyebilirsiniz. Çok keyifli. En la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no la aguanto. Vatoz balıkları, nemolar, oba, bir sürü tuzlu su balığı var burada da. Tüneller çok keyifli oluyor. Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki bu tünelde de o tünel heyecanını, okyanusun içindeymiş hissini çok iyi yaşatıyor size. Çok keyifli. Dünyanın en büyük yengeci, örümcek yengeci. Bunlar tam yetişkinliğe ulaştığında böyle ayak açıklıklarıyla birlikte yaklaşık 4 metreye kadar uzayabiliyorlar. Dünyanın en büyük yengeci 4 metreye kadar uzayabiliyor. Bunların ayakları çıktığı zaman yerine yenisi geliyor. Bazen dev yıldızlar var, deniz yıldızları dev ama. Onlarla kapışıyorlar arada. Kapışınca bu 2-3 ayağını falan bırakıp gidiyor ona. Yani kendisini yenmesindense
ayağını bırakıyor. Ayakta fazla gidiyor. Zaten 15-20 gün sonra ayak çıkıyor yeniden falan. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no. Aslan balıkları, dikenli aslan. Bunlar da tıpkı zebralar gibi çizgileri hepsi birbirinden farklı. Hiçbiri aynı değil. Yaradan Rabbim ne güzel yaratmış. İnsan bakmaktan kendini alamıyor. Genelde kayalıklarda yaşarlar. Dikenleri son derece zehirlidir. Soktu mu Allah esirgesin, yani insan hayatını tehlikeye sokabilir. Hayvanların birçoğunu da zaten o taktikle avlıyor. Aslan balıkları, kamuflaj ustası, birer zebra görünümlü muhteşem balıklar. Namı diğer dikenli balık. Dikenli balık da tehlike anında hemen yapıp şişip dikenlerini piyasaya çıkarıyor. O da yine zehirli balık türlerinden. O dikene falan böyle kazara dokunursanız Allah muhafaza, yani canınızdan olabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. Ve yine burada görebileceğiniz mavi benekli vatozlar. Bunlar da son derece zehirli ve tehlikeliler. Ama burada güven içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Bakın mavi benekli vatozlara. Cam çerçevenin içinde. O yüzden içimiz son derece rahat, gönlümüz rahat. Burada güzel, güvenlikli bir şekilde cam çerçeveye koymuş. Alın alın bu ne? Allah'ım çok korkarım yılandan. Şimdi size bir hayvandan bahsedeceğim. Bu hayvanın ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz bakalım? Bir yemek fırsatı yakalayabilmek için 12 aya kadar aç kalabilir. Ustura keskinliğinde jilet gibi sayıları oldukça fazla olan dişleri vardır. İnsanların kalp atışları dakikada 60-80 arası iken bu canlının kalp atışları dakikada 2. Yaklaşık 6 tane market arabası düşünün. Onları böyle arka arkaya koyun. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane market arabası uzunluğunda. Türkiye'de bugüne kadar görüp görebileceğiniz en büyüğü. Türkiye'de bulunan en büyük kral timsah. Boyu yaklaşık 6 metre. Ağırlığı ise yaklaşık 600 kilogram. Onu da yine akvaryumda görebilirsiniz sevgili seyirciler.
Arkamda görmüş olduğunuz son derece zehirli olan, Avustralya'da yetişen, büyüyen, Avustralya biliyorsun çok zehirli yılanlarla dolu. O yılan türlerinden bir tanesi. O kadar zehirli ki bir sokuşta 7 tane fili öldürebilecek kadar zehri var. Sevgili seyirciler düşün, bir sokuşta 7 fili öldürüyor. İnsana ne yapar? Yani soktuğunda erirsin, kemiklerini falan erir yani. Ama Allah'tan cam çerçevenin içinde. O yüzden içimiz son derece rahat, gönlümüz rahat. Burada güzel, güvenlikli bir şekilde cam çerçeveye koymuştum. Oğlum bu ne? Bu ne? Allah'ım zehirli mi? Evet. Zehirli mi? Allah'ım çok korkarım yılandan. Kor, kor. Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor. Zor, çok zor. Ne çektiğimi bir ben, bir Allah biliyor. Kor, kor. Azgın yangın. Sevgili seyirciler, Türkiye'de görüp görebileceğiniz en küçük timsah ve en büyük timsah akvaryumda. Bunları da ziyaret edin. Şu anda kral timsahın yavrusu var elimde. Böyle uslu uslu duruyor. Şimdi böyle uslu uslu durduğuna bakmayın. 4-5 ay sonra artık çenesi çok kuvvetli basacak ve rav rav diye tavukları mavukları götürecek. Şu an hepsi bana bakıyorlar, şaşkınlar, şok içerisindeler. Ama çok sevimliler ya. Her şey küçüğü sevilir derler ya. Bu timsahın da küçüğü sevilir. Aman da aman! Tatlı timsahım, bak elimde de nasıl uslu durur Allah'ım. Hiç kaçmaz, hiç hareket etmez. Abisini pek sevdi. Biraz soğukkanlı hayvanlar olduğu için biraz serin. Yani benim vücut sıcaklığıma göre bayağı serinler. Bunları da akvaryumda ziyaret edebilirsiniz. Az önce babasını gördük arkadaşlar. 750 kilo ağırlığında ve 6 metreye yakın uzunluğu var. Bu da onun yavrusu, minnoş yavrusu. 40 yıl sonra bu da babası gibi kral timsah olacak. You wanna fly? Still looking for somebody to tease me. Oh.
alıyoruz. Ağızdan veriyoruz. Burundan al. Ağızdan ver. Devam. Vay Allah. Sevgili seyirciler, Bir Etkinlik Canavarı programının daha bu hafta sonuna geldik. Sizlerle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu hafta MR Akvaryum'u keşfettik, gezdik, eğlendik, çok keyif aldık ve hayvanların büyüleyici dünyasını bir kez daha yaşadık sizlerle birlikte. Haftaya görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Yine yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.